Podcast odamıza hoş geldiniz. Gerçeklerin odak noktası, cesur fikirlerin ve özgür seslerin buluşma yeri Ahval'desiniz. Bizi internet ve sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Haydi başlıyoruz. Merhabalar. Yeni bir gidişat programında yine karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Sayın Ertuğrul Günay. Partiler aşağı yukarı çoğu yerde adaylarını belirledi. HDP 3 büyük ilde seçime katılmama ve muhalefet adaylarına destek kararını açıkladı. Tabii bunun yansımaları, yankıları oldu. En büyük çalkalanma ise CHP'de oldu. İşte İstanbul İl Başkanı istifa etti. İzmir'de, Mersin'de huzursuzluklar olduğu belirtiliyor. İşin ilginç yanı özellikle Bodrum, Çeşme gibi kıyı kentlerinde CHP'nin mevcut belediye başkanlarıyla devam etmeyip yeni adaylar göstermesi. Bir bakıma Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinde başarısızlığını kabul etmesi şeklinde gerçekleşti diyebiliriz. Bütün bu tablo karşısında Ertuğrul Bey, siz ne görüyorsunuz? Yani Türkiye'nin muhalefeti, CHP'nin durumunu sonra konuşmak üzere bu kadar hukuk, kural, ekonomi tanımayan bir iktidar karşısında muhalefetin varlığını, mücadele yöntemini nasıl görüyorsunuz? Efendim şimdi iki açıdan bakmak gerekiyor. Dışarıdan bakınca muhalefet açısından şanslı bir seçim. Ülke için sıkıntılı bir ortam var elbette. Ekonomi son derece gündemde. Hayat pahalılığı çok artmış durumda. Dış politikada tam bir savrulma yaşanıyor. Amerika ile girdiğimiz Suriye'den Rusya ile çıkmaya çalışıyoruz. Bunun içeriye ekonomik, siyasal, sosyal bir dolu yansıması var. 16 yıllık bir iktidar. Ne yaparsanız yapın, toplum bıktı, yoruldu, iktidar yıprandı. Bunlar dışarıdan objektif olarak muhalefetin yükselmesi gereken bir ortamın verileri, işaretleri. Ama öte yandan iktidar da çok farkında ve iktidar bununla ilgili daha önceki 2013'ten bu yana, 14'ten bu yana seçimlerde gördüğümüz gibi önlemlerini alıyor. Her gün üye yığılmaları, üye yazılmaları, üye kaydırmaları, buna benzer bir takım haberler duyuyoruz ve bunlar ciddi biçimde yalanlanmıyor, ciddi biçimde cevaplanmıyor. Öte yandan medya çok tek yanlı artık. Yani hemen hemen bütün görsel yayınlar bilerek bilmeyerek iktidarın ekmeğine yağ sürmeye çalışıyor. Ama tabii güneş balçıkla da sıvanmıyor. Yani medya ne kadar pembe bir tablo çizmeye çalışırsa çalışsın, evdeki hesap pazara uymuyor ve insanlar pazara çıktıkları zaman hayatın katı gerçeğiyle karşılaşıyorlar. Tabii seçimlerde hem çok acımasız bir dilin kullanılacağı gerekiyor, hem duyulabiliyor mu? Duyuluyor. Acımasız bir dilin kullanılacağı görülüyor bugünden. Hem de iktidar olabileceği kadar elindeki mekanizmaları muhalefetin aleyhine kullanacak gibi gözüküyor. Yani eşit olmayan, bundan önceki birkaç seçim gördüğümüz gibi eşit olmayan, hukuk olmayan, ekonominin imkanlarının iktidar lehine gelecekte ülke ekonomisini zarara sokacak biçimde acımasızca kullanıldığı, haksız rekabetin tümüyle gündemde olduğu bir seçim ortamı yaşayacağız. Ama tabii 16 yıllık bir iktidarın yıpranmışlığı bütün bunlarla ne ölçüde telafi edilebilecek? O yüzden oldukça ortada, oldukça kıran kırana bir seçim geçecek gibi gözüküyor. Peki bu bütün saydığınız olumsuzluk ve hukuksuzluklara rağmen seçime hala bu kadar önem ve meşruiyet atfedilmesi, yani 7 Haziran'dan bu yana Türkiye'de seçimlerin nasıl yapıldığı, sayımın nasıl yapıldığı, sonuçların nasıl açıklandığı herkesin malumu. Türkiye'de halkın hala demokrasiye olan bir inancının göstergesi mi?
Yoksa Venezuela'da olduğu gibi bir sandık boykotu yapılmaması, organize olamama ve bugünkü mevcut rejimi meşruiyet temellerini elinden alma konusunda güçlü bir argümana kavuşma konusundaki yetersizliğini mi gösteriyor sizce? Şimdi bizim yurttaşımız demokrasiden sandıkta oy kullanmayı anlıyor. Onun ötesinde çok daha derin anlamlar vermiyor demokrasiye. Yani 4 yılda bir, 3 yılda bir, 5 yılda bir kendisine gelinmesi, oy istenmesi ve kendisinin de götürüp sandığa oy atmasını şekli biçimde bir demokrasi olarak kabul ediyor. Buna karşı bir protestonun karalanmasının ciddi bir toplumsal tabanı var. Bunu ancak köklü izah gücü olan siyasi yapılar yapabilirler. O yapılarda yok. Yani işin karşısından baktığımız zaman. Bir de ben muhalefetin bundan önce ciddi eşiklerde bu imkanı kullanmadığını ve o yüzden de artık büyük ölçüde inandırıcılığını yitirdiğini düşünüyorum. Muhalefet Türkiye'de son birkaç seçimden bu yana sorunuzun altında o var biraz. Ben de öyle görüyorum. Bir konu mankenliği görevi yapıyor. Yani Türkiye seçimleri meşru, sanki eşit şartlarda yapılıyor. Kazanma şansı muhalefetin mutlaka var. Son dakikada bir şeyler oluyor, kazanamıyor gibi bir görüntü çiziliyor ve kendisini de buna inandırıyor bir süre sonra. Yani birkaç seçimdir ben bunu hayretle gözlüyorum. Yani Cumhurbaşkanı seçiminde böyle bir şeyin olamayacağını adayları gördüğümüz zaman ben söylemiştim. Ama arkadaşlarımız kazanacakmış gibi bir obaya girdiler. Son gecede olmayacak biçimde sahayı terk ettiler. Evet. Şimdi esas bence 7 Haziran'da bu fırsat kaçırıldı. Yani 7 Haziran'da muhalefet çoğunlukta çıktı. Ama hemen o geceden itibaren yeni bir takım derin ilişkiler gündeme girdi. Muhalefet partilerinden birisi erken seçimi telaffuz etti hemen o gece. Çünkü Türkiye'de bir siyasi partinin tasfiyesini de bu arada gündeme galiba getirmişlerdi. Derin hesaplarla. Ve yeni bir hükümet kurulmasını tıkadı. O eşikte örneğin ana muhalefet partisi 35 günü sonuçsuz görüşmelerde, ki istikşafi diye bir kelime de uydurdular orada biliyorsunuz. Sonuçsuz görüşmelerde tüketeceği yerde masadan 15. günde kalkıp anayasanın gerekleri yerine getirilmiyor. İktidar kendisi, yani iktidardaki parti çoğunluk olmadığı ve bir hükümet de kuramayacağı belli olduğu halde başka bir partiye görev verilmiyor. Türkiye bir tuzak çekici seçime sürüklenmeye çalışıyor diye bir deklarasyonla Türkiye'nin ve dünyanın önüne çıksaydı sanıyorum bambaşka bir tablo ortaya çıkardı. Ve belki biz bugüne gelmezdik. Türkiye 1 Kasım'a sürüklenmeyebilirdi ve orada yaşadığımız bir dolu haksız olay, yanlış olay, kanlı olay yaşamayabilirdi ve başka bir çözüm yolu belki Türkiye'nin gündemine gelirdi. Hiçbir eşikte, yani 2013'ün sonundan itibaren alıyorum, hiçbir eşikte muhalefet kendi eline geçen olanakları siyaseten, hukuk içinde, demokrasi içinde gerektiği gibi ne yazık ki kullanmadı. Kullanmayınca bu bir yol oldu. Yani zaten 2014'te iki seçim, 2015'te bir seçim, 16'da, 17'de işte referandum, 18'de yeniden seçim. 4-5 yıldır Türkiye ne için sürekli sandığa gidiyor çok belli değil ama muhalefet bunların hepsine biz seçime hazırız diyor, giriyor ama sandıkları bile koruyamadığı seçim gecesi anlaşılıyor, çıkıyor. Burada da öyle bir manzara. Peki Ertuğrul Bey, burada affedersiniz. Bir şey sorsam size, yani bunu biz çok akıllı, çok yetenekli insan gözlemciler olarak olduğumuz için görmüyoruz. Yani bu Türkiye siyasetini okuyan herkesin 3 aşağı 5 yukarı görebildiği. Bu Kürt ve bölünme korkusu CHP'yi dolaylı olarak sarayla bir adı konulmamış ittifaka mı itiyor sizce bu durumda? Yani bunu söylersem haksızlık etmiş olurum. Çünkü CHP içinde hakikaten bunu kökten reddedecek olan bir dolu tanıdığım var. Ama derinde bir yerde bunu bir içselleştirmiş, ön kabul olarak içine sindirmiş galiba bir dolu da CHP üyesi veya yöneticisi var. Yani Türkiye'nin önüne işte bir beka sorunu dedikleri, bölünme
kaygısı konuldu. Aslında bu Suriye meselesine gereksiz müdahaleden ortaya çıkmış olan bir problemdir. Yani doğrudan doğruya Türkiye'nin tarihten gelen bir sorunu değildir. Doğrudan doğruya son 5-6 diyelim 7-8 yıldır uygulanan politikaların yaratmış olduğu bir kaygıdır. Ve yani biz demokratik bir ülke, insan hakları konusunda sicili temiz bir ülke, komşularından her bakımdan ekonomisi ve demokrasisi daha iyi bir ülke olduğumuz zaman böyle bir sorun kesinlikle gündeme gelemez. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi etnik kökenden, hangi inanç grubundan olursa olsun bir tek yurttaşı Orta Doğu'da ekonomisi ve demokrasi iyi olan bir ülkeden ne bireysel olarak ayrılmak ister ne grupsal olarak bir bölünme ister. Meseleye buradan bakmıyor bir dolu insan. Karşıdan bir tehdit geliyormuş gibi bakıyor sürekli olarak. İşin bizim ona yaptığımız olumsuz katkıyı görmüyor. Karşıdan gelen tehlikesi bakıyor ve böyle bir senaryoya çok teslim olan var. Zaten partilerin ortaya çıkardığı aday tablosuna bakarsanız Türkiye ciddi bir milliyetçi zihniyetin kuşatması altında. Yani Türkiye'nin başkentinde biz sağ tercihler arasında bir yerdeyiz. Tamamen alın birini ya da ötekini seçin. Siyasi görüş itibariyle çok fark etmiyor. Türkiye'de ana muhalefet partisi muhalefetin bütün kanatlarıyla örneğin İYİ Parti ile kurduğu MHP ile kurmaya hazır olduğunu 7 Haziran'dan sonra söylediği diyaloğu parlamentoya seçilmiş gelmiş ve Türkiye'de 5-6 milyon yurttaşımızı temsil eden bir başka partiyle HDP ile kurmak konusunda uygar ilişkiler kurmak konusunda hukuk içinde medeni parlamenter ilişkiler kurmak konusunda gereken cesareti göstermiyor. Yani bu da tabii demokrasinin ciddi biçimde yer almasına ve sonuç almasını engeller bir yere sürüklenmesine yol açıyor. Ne yazık ki böyle bir baştan beri zaten benim muhalefete temel bir eleştirim var. Arada sırada belki yazdıklarımı okuyorsanız göreceksiniz. Kaç kez yazdım bunu. İktidarın en büyük başarısı bu medya aracılığıyla mı yaptı, başka türlü mü yaptı bilmiyorum ama muhalefeti de kendi kodlarıyla teslim almak, muhalefetin zihin altını ciddi biçimde etkilemek oldu. Muhalefet büyük ölçüde iktidarın kabulleri çerçevesinde muhalefet yapıyor. İktidar kimi suçlarsa o da onu suçluyor. İktidar kimi savunursa o da onu savunuyor. Bazı konularda iktidarla aynı kulvarda yarışıyor. Böyle muhalefet olmaz. Peki bir de şöyle bakarsak Ertuğrul Bey, CHP'de milletvekilleri tutuklandı. Erhan Erdem işte bırakıldı, tekrar tutuklandı, açlık grevine başlıyor. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları tutuklandı. İşte kadınlar, çocuklar, bebekler hapiste, gazeteciler hapiste. Bu CHP'nin muhalefet biçimi üzerinde bir kavgaya sebep olmuyor ama Bişişli ya da işte Bahçeşehir Belediye Başkan adayının kişiliği partide çatlamaya yol açıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi bakın siz de biliyorsunuz ben 2004'te ihraç edilene kadar CHP'ye yıllarını vermiş bir tarihsiz serüveni yaşaya gelmiş bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Şunu üzüntüyle gördüm. Ben CHP'nin 70'lerden bu tarafa dönemini yaşayarak biliyorum. İçerideki kavga her zaman ülkede iktidarı ele geçirme kavgasının önüne geçebiliyor. Maalesef. Bunun Ecevit döneminde de bir ölçüde örneklerini görmüştüm. Asıl 80 sonrası işte Baykal İnönü çekişmesinde sonra Baykal'ın egemen olduğu dönemlerde hep örneklerini gördüm, yaşadım. Çok eskiye gitmeyelim. Bir hafızalarda taze olan bir örnek vermek istiyorum. Örneğin 1989 yerel seçiminde, yani bundan 99-2009 30 yıl önce buluyor. 30 yıl önceki yerel seçimlerde birinci parti olmuştu. O zaman CHP yoktu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Sayın Erdal İnönü Genel Başkan, Sayın Deniz Baykal da Genel Sekreterdi. Beklenen neydi? Siyasetin doğasının gerektirdiği, yani Trabzon'u, Diyarbakır'ı, Mersin'i, İstanbul'u, Sinop'u, Mardin'i, Manisa'yı, İzmir'i almış bulunan bir partinin, bir yeni partinin yıpranmış iktidar karşısında önümüzdeki genel seçimi birinci parti olarak kazanması ve iktidarın belirleyici unsuru olmasıydı. Değil mi? 89. Evet. Ama 89'da 91 olan seçim tarihi arasında
SHP 3 ya da 3 galiba olağanüstü kongre yaşadı. Biri olağan, ikisi olağanüstü kongre yaşadı. İçeride işte genel sekreterlik, genel başkanlık kavgaları kıran kırana ve 91'de 2,5-3 yıl sonra yapılan genel seçimde birinci partisi olması, parti olması beklenirken üçüncü parti olabildi. Çünkü partinin o zaman üst kademelerinde madem biz birinci parti olacağız, kim genel başkan olursa o başbakan olacak gibi bir kabul belirmişti, bir ihtimal belirmişti. Bütün hedef oraya yöneltildi. Ülkede başbakanlığı ele geçirmek değil, partide başbakana da kim olacak yarışını ele geçirmek. Oraya indirildi kavga ve üçüncü parti oldu. Ve ondan sonra Türkiye 91, o 95'te çok kötü bir sonuç alındı. 99'da barajın altında kalındı. SHP ile CHP'nin birleşmesine rağmen o gün bugün de %20'ler civarında bir oyla, 15 ile 25 arasında bir oyla yuvarlanıp gidiyor. Yani İsmet Paşa döneminde de parti için mücadelenin çok gündemde olduğu, çok içeride olduğu söyleniyor. Ama ben son 20-30 yılı gözledim. Ne yazık ki içeride kavga, kurultay kavgası, parti yönetimini ele geçirme kavgası, ülke iktidarını ele geçirme mücadelesinin önüne geçebiliyor. O mücadeleyi gölgeliyor. Ben de dün akşam haberlere baktım ve gerçekten çok üzüldüm. Yani Türkiye'de geçmiş yıllarda işte 89'da, ondan önceki, ondan sonraki bazı seçimlerde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin, SHP'nin veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük farklarla seçim kazandığı bazı yerler tümüyle artık karşı görüşlerin karesi haline gelmiş. Oralarda seçim kazanabilecek bir aday bulma gayreti, yarışı, çabası yok. Ama garanti bazı yerler var. İstanbul'da, İzmir'de. O garanti yerler içinde kıran kırana bir kavga var. Peki bu tabloda siz CHP'den nasıl bir performans bekliyorsunuz? Yani CHP bu kadar zayıf AKP karşısında sürekli geriliyor. Yani oy oranını arttırmak bir yana oy tabanını da kaybediyor, küstürüyor. Zaten CHP'ye oy verme durumundaki insanların birer ikişer yurt dışına çıktıklarını her gün okuyoruz gazetelerden. Yani CHP eriyen bir parti, değişmeyen bir genel başkan, kanıksanmış bir yapı, yani ki halkın hiçbir şey, yani AKP'den yapı olarak bir farkı yok. Yani Kürtlerle ilişki konusundan tutun da aday belirlemeye kadar ne tabanın ne genel Türkiye kamuoyunun bir etkisi olmayan bir parti yönetimi, kendine göre yapan, devleti esas alan, toplumu ve ihtiyaçlarını değil. Bu parti erimeye mahkum mu sizce? Bence evet, Türkiye'nin önünü tıkıyor. Yani görüntü o. Son 5-6 yıldır, son 4-5 seçimdir Türkiye'de toplumun her kesimiyle ciddi bağlar kurabilen, bu bağlarını içselleştirmiş olan, cesaretli, kararlı, sonuç alıcı adımlar atmak konusunda çok belirgin bir duruşu olan bir siyasi hareket. Çok ciddi biçimde ben yani bu son seçimi değil ama ondan önceki birkaç seçimi kesinlikle başka bir noktaya taşıyabilirdi ve iktidarı değiştirebilirdi diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki arkadaşlarımız büyük ölçüde iktidarın koyduğu sınırlar içinde davranarak oyunu bozmadılar ve onlar kendileri için seçtikleri bir yer var. İşte ana muhalefet partisi konumu. Orayı korumaya çalışıyorlar. Şöyle bir haksızlık yapmayalım. Yani bugünkü yönetim kadrosunu çok yakından tanımıyorum. Birkaç tanıdığım var. Genel başkanı dışarıdan bir ölçüde tanıyorum. Yani çok hiçbiriyle yakınlığım yok. Ama yani bu CHP'nin bugünle özgü bir durumda değil ne yazık ki. Yani bundan önceki işte 10-15-20 yıl süren Baykal yönetimi de biliyorum. Oranın hastalıkları buraya tevarüz etti zaten. Yani ben örneğin iki kurultayda genel başkanın karşısına aday olarak çıkmış, 400 civarında oy almış partinin eski bir genel sekreteriydim. Sırf muhalif olduğum için beni partiden ihraç ettiler. Yani şimdi mesela genel başkan rakibini cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Kurultayda karşısına çıkanı. Geçmiş yıllarda rakiplerini ihraç ediyorlardı. Genel başkana kurultayda çıkıp övgüler düzen kişiler liyakatlerine, ehliyetlerine bakılmadan parti meclisine ve MYK'ya alınıyorlardı. Bu olumsuz
alışkanlıklarla bugüne geldi. Bugünkü genel başkanın, bugünkü genel merkezin belki eksiği şu, partinin tarihini belki yeteri kadar bilmiyorlar. Çünkü çekirdekten siyasetçi değiller. Daha sonraki bu boşalmalardan, bu konjonktürel gelişmelerden çoğu üst yönetime gelmiş arkadaşlar. Bunları bilmedikleri için bu alanlarda radikal değişiklikler yapmadılar. Yani 2010'dan bu tarafa, halbuki geçmişteki bu kötü alışkanlıkları temizleyen yeni bir çizgi geliştirilebilirdi. Daha geniş biçimde toplum kucaklanabilirdi. Bir anlamda rahmetli Ecevit'in 72'de yaptığına benzer biçimde. Yani içeride önce ciddi bir hesaplaşma yapılabilirdi. Kol kırılır, yen içinde kalır denmezdi. İşte Akçalı işlere bulaşmış bulunan belediye başkanları, bilmem en kritik oylamalarda fire vermiş olan milletvekilleri, bunların gitmesine göz yumulurdu. Ama yepyeni toplum kesimleri de partiye katılabilirdi. Bunlar yapılamadı ne yazık ki. Örneğin şu eşikte veya bundan önceki milletvekili seçiminde. Öteki partilerin hepsi merkez yoklaması mı yapıyor? Genel merkez kendine %5 kontenjan ayırırdı. Bu makul. Onun dışında bütün Türkiye'de ön seçim yapardı. Sonuçlarına katlanırdı. Öteki partilerin önüne bir parti içi demokrasi örneği koyardı en azından. Ya da sadece kendi partisinin milletvekili tutuklandığı zaman yürümeye kalkmaz. Başka partilerin milletvekilleri de tutuklandığı zaman yasama dokunulmazlığını aynı kararlılıkla savunur. Başkasının fikirleri ayrı olsa bile başkasının hukukuna da sahip çıktıklarını gösterirlerdi. Bunların hiçbirisi yapılmadığı için şu anda düzen partileri, yani iktidarda da muhalefette düzen partileri gözüküyor büyük ölçüde. Bazı yerlerde adaylar kişisel olumluluklarıyla, toplumdaki olumlu isimleriyle belki iyi sonuç almaya katkı yapacaklar. Bazıları, burada isim telaffuz etmek istemiyorum ama dün akşam ben de şaşkınlıkla karşılaştım bazı adayları, bazı isimleri. Onların tekrar toplum önüne çıkarılması büyük bir fatura getirecek sanıyorum ki seçimde. Ve ellerine geçen fırsatı işte bundan önce 2014'te, 2015'te, 16'da Ziyane'de geldikleri gibi korkarım bazı noktalarda ziyan edecekler. Yani olumsuz şeyler söylememeye çalışıyorum. Çünkü ben Türkiye'de demokrasinin nefes alması için, hukuk devletinin tekrar bir ölçüde geriye dönmesi için, adaletin bir ölçüde işler hale gelmesi için iktidarın hizaya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani iktidar gitmeyecek yerel seçimde. Ama belli yerlerde mevzi kaybederse bir durup düşünme, tavırlarını değiştirme, dünyaya yeniden bakma, bu Orta Doğu batağından kendini çekip yeniden Avrupa'ya belki yüzünü dönme ihtiyacı hissedecek. Ben de bu ihtiyacı hissetsin istiyorum. O yüzden muhalefete söyleyecek birçok şeyi söylemekte şu anda imtina ediyorum. Peki son olarak şunu sorayım. Suriye'den bahsettiniz bugün içine düştüğümüz siyasi durumla bağlantılı olarak. Şu anda Türkiye'de işte bu milliyetçi, muhafazakar, içe kapalı toplumsal gidişata karşı çıkacak iki güç var. Kendine gelmiş bir CHP ya da Sosyal Demokrat Parti, adı ne olursa olsun. Bir de Kürt siyasi hareketi, yani %10'luk bir oy potansiyeli her zaman mevcut olan. Böyle bir tabloya gidilebilmesi için Suriye'de bir olumlu gelişme olması mı lazım? Yani Suriye sorunu çözülmeden Türkiye iç siyasetinin normale dönmesi konusunda umutlu musunuz? Zor gözüküyor. Çünkü Suriye siyaseti Türkiye'de iç politikayı da çok gerginleştirdi. Yere biliyorsunuz muhalif iktidar büyük hayallerle girdi Suriye bataklığına. Ben o tarihlerde hükümet üyesiydim ve bundan ciddi biçimde sakınılması gerektiğini resmi ortamlarda söylemiştim. O rahatlıkla söylüyorum. Bana o meşhur 6 ay sözü var ya, o benim yüzüme karşı söylendi. Yani 6 ay sabrederim, 6 ay sonra biz yani Orta Doğu'nun devleti olacağız ve Suriye sorunu bitmiş olacak dendi. 6 yıl değil 8 yıl galiba doluyor ve evet, kötü bir noktadayız. Amerika ile Suudilerle birlikte girdiğimiz macerada yanımızda şimdi Amerika yok, Suudiler de yok. Yani işin ilginç. Ve Rusya baştan beri Esad'ı ve Şam'ı savunan bir çizgideydi. Hala orada bir yerde. Ve biz Rusya aracılığıyla Suriye'de bir çözüm. Halbuki Suriye'de biz dışarıda durabilirdik. Ve oradaki Kürtlerin ve Türkmenlerin haklarını ve hukukunu en yüksek sesle koruyan bir dışarıdan
ama koruyan bir pozisyon alabilirdik. Bu bizi hem itibarımızı yükseltebilirdi, hem içeride rahatlatırdı, hem Suriye'de de bataklığa girmeden ağırlığımızı hissettirebilirdi. Şimdi bunları yapmadık. Bunları yapmadık ve orada asıl hamisi olmamız gereken mümkün olduğu kadar. Çünkü biz oradaki Türkmenlerle olduğu kadar Kürtlerle de soydaşız. Yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, Kürt kardeşlerimiz var. Onların oradaki soydaşları, bizim de soydaşlarımız. Araplar var, onlarla da soydaşlık ilişkimiz var. Türkler var. Yani Türkiye o Suriye'deki yıkım kampanyasına aktif katılmadan böyle bir pozisyon alabilirdi. Bu yapılmadı. Tabii bunun yapılmamasının ve bir süre sonra Şam'ı değiştirmekten umut kesince Suriye'nin kuzeyinde bari bizim sözümüz geçsin diye bir başka pozisyon almanın içeride bedelleri doğmaya başladı. Ben mesela muhalefetin bunu yüksek sesle dillendirebileceğini, yani Suriye'de bizim yeni ittifaklar kurmamız gerektiğini, Suriye'nin kuzeyindeki oluşacak yapılarla Türkiye'nin düşman değil, onların hamisi, onların koruyucusu, onlara güvencesi pozisyon alabileceğini, bunu söylemenin içeride ve dışarıda bizi rahatlatabileceğini düşünüyorum. Ama bu iktidar buradan savrulduğu gibi ki MHP ittifakının da bu savrulmaya çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Muhalefet de ne yazık ki bu cesaretli yeni çözümü dile getirmiyor. Yani muhalefet bir ara Şam'a kadar gitmeye cesaret etti. Esad'la görüşmeye cesaret etti. Ama Türkiye'nin hemen güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bizim yurttaşlarımızın soydaşı olan o büyük toplumların hakkını korumak konusunda şimdi Amerika bizi uyardığı zaman birkaç cümle söylene geliyor. Halbuki baştan beri söylememiz gereken buydu. Biz oradaki bizim ülkemizde kardeşleri, akrabaları, yakınları olan bir geniş halk kitlesiyle şu veya bu biçimde aramıza neden gerginlik sokalım? Şimdi bu telafi edilmeye çalışılıyor. Hükümet bunu söylüyor ama o kadar yanlış şeyler yapıla geldi ki bu saatten sonra kimse buna inanmıyor. Bunu bir biçimde sağlamamız lazım. Ben bugünlerde bu konuyu biraz irdeliyorum. Yazmaya da çalışıyorum, çalışacağım. Yani bu çok önemli bir konu. Türkiye işte bu beka sorununu falan denilen maceradan çıkacaksa, bunu geriye itecekse, içeride politikayı rahatlatacaksa, bu terör belasından kurtulmak konusunda somut adımlar atılacaksa, bunların sayesinde atılacak. Ama bunları konuşmayan bir muhalefetimiz, tıpkı iktidarımız gibi ne yazık ki. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli vaktiniz için. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle, saygılar. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size.